Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tekrar testlerinden 4. ve sonuncusunu çözmeye başlayacağız. Gelin soruların detaylarına hep birlikte bakalım. 1. sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye sormuş bize. Saf şiir bir mesaj verme kaygısından uzak. Amacı sadece estetik, diğer adıyla güzellik olan şiirdir. Öğretici değildir. Hikaye unsuru barındırmaz. Genellikle bireysel temaları işler. Saf şiirde ses ve söz, şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Sembolizm etkisinin baskın olduğu saf şiirde imge kullanımı, kelimelerin duygu ve çağrışım değeri, çok anlamlılık, ahenk unsurları, söz sanatları, söz dizimi gibi hususlara önem verilir. Saf şiirin Türk edebiyatındaki temsilcileri Kimlerdir diye sormuş bana Yahya Kemal evet saf şiir anlayışının temsilcisidir Necip Fazıl Kısakürek Ahmet Haşim ve Ziya Osman Sabah saf şiir temsilcisidir fakat Faruk Nafiz Çamlıbel saf şiirin temsilcisi değil Faruk Nafiz Çamlıbel milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar arasına dahil edilebilir arkadaşlar. İkinci soru bu dizelerden yola çıkılarak Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat anlayışı ile ilgili olarak şu yargıları vermiş. İşte yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş. Öncelikle şiiri okuyalım. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu. Dağ gibi bir zeybeğin. Arkadaşlar burada milli edebiyat ve zevk anlayışını desteklemektedir. Yargısına ulaşılabilir. Bizden olanları savunmuş. Bizim kültürümüze ait şeyleri belirtmiş. O zaman 1 olanları elemem lazım. C, D ve E şıkları kaldı. Şimdi ikinci cümleye baktığımda "Batı taklitçiliğine karşı çıkmaktadır." diyor. Şiiri tekrar incelediğimde "Sen raksına dalarken için titrer derinden çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin sanki burada biraz bale sanatı gibi işte Batı sanatlarına atıf yapıyor gibi. Fakat altta ne diyor? Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Yani onların batının sanatlarına karşı bizim işte zeybek dansımızı kendi kültürümüze ait olan ögeleri savunmaktadır. Yani batı taklitçiliğine karşı çıkmaktadır diyebilirim. Bunu da işaretledim. İki olanları da elersem cevabım E olur. 3 ve 4'e de bakalım tekrar divan edebiyatına karşı çıkmaktadır. Hayır burada karşı çıkmıyor. Divan edebiyatına buna dair bir şey söylememiş. Halk edebiyatının taklidini savunmaktadır. Bununla ilgili de bir bilgi yukarıda yoktur arkadaşlar. 3 ve 4'e ulaşılamaz. Üçüncü soruya bakalım. Bu dizelerde ahengi sağlayan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım hangilerini vermiş? Uyak, aliterasyon, redif, asonans, tekrir. Uyak ve redifi zaten biliyoruz arkadaşlar. Asonans neydi? sesli harf benzerliğiydi. Aliterasyon neydi? Sessiz harf benzerliğiydi. Yani bir sessiz harfin çok fazla kullanılmasıydı. Asonans da bir sessiz harfin çok fazla kullanılmasıydı. Tekrir neydi arkadaşlar? Adı üstünde tekrar idi. Bakalım şiire önce. Padişehi, gehi, ezeli, yezeli, dünyadı icadı, melek, felek. Önce kafiye ve bakayım. Padişeh kelimenin Aslıdır bundan sonrası ektir arkadaşlar yani redif olabilecek kısımdır tahtgeh dediğim zaman bu kelimem olur benim buradaki ilerim, iyilik eklerim olur o zaman iler ne oluyor redif geriye doğru baktığımda içeriye doğru baktığımda ehler de ne oluyor tam kafiye oluyor sevgili arkadaşlar uyak ve redif bulunmaktadır dedim İlk beyte bakayım tekrar A harfi, 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 A harfi. Bir sürü A harfi kullanılmış arkadaşlar. Sesli harf, aynı sesli harfin tekrarı söz sanatı yapılmış. Yani asonans var. Bakıyorum alterasyon ve tekrar kaldı elimde. Tekrar eden bir kelime göremiyorum. Şöyle bir işaret koydum. Beklemeye aldım tekrir sanatını. Aliterasyon var mı diye baktığımdaysa L harflerini şiirimin genelinde çok fazla kullanılmış olarak görüyorum. Yani sessiz harflerin tekrarlanmasıyla oluşan bir söz sanatımda aheng unsurumda var diyorum. Benim cevabım tekrir olmalı arkadaşlar. E şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Bu şiirin nazım şekli aşağıda özellikleri verilen nazım biçimlerinden hangisiyle uyuşmaktadır diyor. Bakalım 3'er 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 bentlerden yazılmış, 3'er dizelik bentlerden sonda da tek mısralık bir bent bulunuyor arkadaşlar. Bir bölüm bulunuyor desek daha doğru olur. A şıkkında ne demiş? 3'er dizelik bentlerden oluşan. Evet, buraya kadar doğru. Son bendi genellikle tek dizeden meydana gelen terzimeyle. Bu tas tamam uydu. Şöyle bir tik koyayım. Biraz bekleyeyim. Diğer şıklara da bakayım. B. 10 mısradan oluşan 2 dizelik bir parçasından sonra 4'er dizelik 2 bende olan triole ile. Hayır bununla alakası bile yok arkadaşlar. C'ye baktım. 2 4 dizeli ve 2 3 dizeli bölümü olan diyor. Hayır bunda 3 tane 3 dizeli var. Bunu eledim. D'ye baktım. 3 uzun bir kısa bentten oluşan bentlerin son dizeleri hiç değişmeden tekrarlanan balatla. Burada bakın 3 uzun bir kısa bent var tamam ama Bentlerin son dizeleri ne olmuş? Değişmiş. Hiç değişmeyen diyemem. Bunu da eledim. E şıkkında ne demiş? Aynı anda birden fazla aruz kalıbının kullanıldığı, düşüncelerin dizeden dizeye atlayarak devam ettiği, Nazmı Nesre'ye yaklaştıran serbest müstezatla. Buna da ulaşılamaz arkadaşlar. Benim aradığım cevap A şıkkında açıkladığımız şekliyle üçer dizelik bentlerden oluşan son bendi genellikle tek dizeden meydana gelen terzi rimayla uyuşmaktadır. Cevabım A'dır. Beşinci soru. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. İlk bent 2 mısra. Diğer bentler 4-4 şeklinde gitmiş. Yani toplam 10 mısradan oluşmuş. 2 dizelik bir parçasından sonra 4'er dizelik 2 bende olan neye benziyor arkadaşlar? Tri Yole'ye benziyor. Bir önceki soruda da bunu açıklamıştı zaten bana. O zaman bunu onaylayacağım eledim. Bireysel bir tema dile getirilmiştir. Bakalım yüzünde hasta sevda gibi mehalet var. Nedir bu hali perişanın ey hilali seher? Sanki bir kişiye sesleniyor gibi arkadaşlar. Bireysel bir tema işlenmiştir diyebilirim. Buna eledim. Ağır ve sanatlı bir dille kaleme alınmıştır. Zaten çok açık bir şekilde ortada. Hatta bazı kişiler tarafından anlaşılamayacak seviyede bir şiirdir diyebilirim. Kafiye düzeni A A B B B C C C şeklinde dir diyor. Bakalım. Hemen harflendireyim. A A burasına B diyebilir miyim? Diyemem. A diye devam ediyor. A A A A A A A A, A şeklinde devam etmiş. O zaman bu benim aradığım yanlış olan cevaptır. Cevap Denizli. Edirne'ye de bakayım. İlk mısrası ikinci birimin sonunda tekrarlanmıştır. İlk mısrası bu. İkinci birimin son mısrası bu tekrarlanmış mı? Evet tekrarlanmış. O yüzden cevabım Denizlidir. Altıncı soruya bakalım. Bu bilgiye göre aşağıdaki şiirlerin hangisi tanzimat döneminden alınmış olamaz. Yukarıdaki bilgiye bakalım. Tanzimat döneminde şiirde içerik bakımından bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Hak, hukuk, medeniyet, adalet gibi toplumsal kavramlar ilk kez bu dönemde şiirde görülmüştür diyor. A şıkkına baktığımda felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin dönersem kahpeyim millet yolunda azimetten. Şimdi burada vatan millet konusu var mı? Var. Tanzimat dönemi olabilir. B'ye baktım. Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için çekilir mi bu bela? Alemi pür mihnet için. Burada da hürriyet konusu var arkadaşlar. Bunu da eledim. Tanzimat döneminden alınmış olabilir. C'ye baktım. Bir ıtı kınamedir insana senin kanunun bildirir haddini sultana senin kanunun. Bu da despot yönetimlere karşı bir başkaldırı diye düşünülebilir. Bunu da eredim. Bu da tanzimat döneminden alınmış olabilir. D'ye baktım. Bir güne zevk yabı gamı firkad olmuşuz. Kim yare hasret izlemeye hasret olmuşuz. Bu da aşk konulu diyebilirim. Tanzimatla ilgili olamaz. Edirne'ye de bakayım arkadaşlar. Amalimiz efkarımız ikbali vatandır. Serhadimize kal'a bizim haki bedendir. Şimdi burada da vatan millet konusu işlenmiştir. Bu yüzden cevabım denizde olmalı. Yedinci sorudayız. Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Bakalım şiire. Yine kış, yine şemsi mesada ah o bakış, yine yollarda serseri dolaşan aşiyansız tuyuru pür naliş, tehi kalan ovalar, sükut eder sanılır mevsimin gumumuyla. Harab olan sarı yollarda kalmamış ne gelen ne giden. Şimdi yalnız kavafili evrak, mütemadi sürüklenir bir uzak ufku pür ızdıra bu nevmide. Yine kış yine kış. Bütün emelleri bir ağlayan duman sarmış. Şimdi ağlayan duman burada önemli. Semboller var. İmgeler var arkadaşlar. Bundan önce şunu da söylemem lazım. Serbest müstezat şeklinde yazılmış. Serbest müstezatı Halit Fahri kullanmaz. Muallim Naci kullanmıyor. Namık Kemal konu bakımından da bu tarz bir şiiri kullanmaz. Vatan millet şiirleri yazar. Bunu da eledim. Mehmet Emin Yurdakul da vatan millet şiirleri yazmaktadır. Fakat sembolist anlamlar içeren, serbest müstezatla ağır bir dille yazılan bu şiiri Ahmet Aşım yazmış olabilir. Dil ve içerik yönünden, dil ve içerik yönünden incelendiğinde cevabım Ediriz. 8. Bu parçada şair asıl neden yakınmaktadır? Ne şair yaş doker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Burası çok önemli. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi. Aşıkların ve şairlerin duygusuzluğundan mı? Hayır. Çoban çeşmesinin önemini kaybetmesinden mi? Hayır. C'ye baktım. Artık eski sevdaların yaşanmamasından mı? Evet arkadaşlar altını çizdiğim yerde de zaten bunu belirtiyor. Cevabım. C olmalı. 9. soru. Bu dizelerdeki söyleyici ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Okuyalım şiiri. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar. Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstüme sema kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Bakalım şıklara hangisi söylenemez diyor. Bu şiirleri söyleyen kişiyle ilgili. Duygusal bir ruh haline sahiptir. Evet arkadaşlar zaten duygusal romantik bir şiir diyebilirim. B'ye baktım. Okuyucuya hayatla ilgili bir durumu anlatmaktadır. Evet. Bir şey anlatıyor ama öğretiyor diyemem. Sanatlı bir dil kullanmıştır. Evet. Sanatlı bir dil kullanmış. D'ye baktım. Didaktik bir tutum sergilemiştir. Didaktik nedir arkadaşlar? Öğretici metinlerdir. Burada bana hiçbir şey öğretmiyor. Cevabım D olmalı. E şıkkına baktım. Duygularını renkler ve semboller aracılığıyla aktarmaktadır. Evet bunu da söyleyebilirim. Cevabım denizli. 10 ve 11. soruyu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki metni okuyacağız. Aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Öncelikle 10. soruyu okuyayım. Bu parça aşağıdaki edebi akımların hangisine özgü nitelikler taşımaktadır diye sormuş. Okuyalım metni. Bu bir hamal küfesiymiş. Acep kimin? Derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi. Tekmeyi indirdi, öyle bir küfeye teker meker küfe bitap düştü ta öteye benim babam senin altında öldü sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha o anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü oh benim oğlum gel etme kırma sakın ne istedin küfeden yavrum ağzı yok dili yok baban 8 sene kullandı hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir Kalmadım hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin daha öğrenemedin mi sen işini? Diye bize bir hikaye anlatmış adeta arkadaşlar şiirde şair. Bu parça aşağıdaki edebi akımların hangisine özgün nitelikler taşımaktadır? Bir hayatın kesitini, hayati gerçeklikleri sokağı anlatmış adeta. Realizmden etkilenmiştir. Realizm Akımının özelliklerini taşımaktadır diyebilirim. İkinci soruya geçeyim. Yani 11. soruya geçeyim. Altı çizili dizelerde öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Altı çizili dizeye bakalım. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü diyor. Evet bakalım yüklemi nedir? Göründü. O zaman sonda yüklem olacak arkadaşlar. Göründü yüklem. Görünen kim? Bir orta yaşlı kadın özne yüklemden önce özne olacak. Başka ögeler de var. Ne zaman göründü? O anda göründü. Başta zarf tümlecim olacak. Ortada bir tane öge eksik oldu. Nereden göründü diye sorduğumda yükleme karşıki evden cevabını alıyorum. Dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı olarak da öğrenmiş olabilirsiniz. O zaman cevabım ne olmalı? Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne yüklem. Bakıyorum hangi şıkta var? Adana şıkkında cevabım A'dır. 12. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu iki şiirin ortak yönlerinden değildir demiş. İki tane şiirim var işaretledim ben bunları. Önce peş peşe okuyayım bu şiirlerimi. Siz, ilk şiirim siz. Sarmış yine afakını bir dudumun annit bir zulmeti beyza ki peya pey mütezayit. Ey sahne mezalim, evet ey sahneyi garra, ey sahneyi zi şaşayı haile pira, ey kanlı muhabbetleri biler zişi nefret, perverde eden sineyi meshufu sefalet, hep levs-i riya dalgalanır zerrelerinde, bir zerreyi saffet bulamazsın içerinde. Örtün, evet Ey haile örtün evet ey şehir örtün ve müebbet uyu ey facireyi dehr. İkinci şiirime geçeyim. Sizde söyleniş. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. Kandilli, göksu, kanlıca, istinye neredeler? Son zümrüt ortasında muzaffer akıp giden Firuze nehri nerede? Bugün saklıdır neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hulyama bir eza gibi aksetti bir daha. Örtün, müebbet uyu, ey şehir, o beddua. Hüznün, ferahlığın bizim olsun, kışın yazın. Hiçbir zaman Keder bizi senden ayırmasın. Şimdi ilk şiir Tevfik Fikret'in. ikinci şiir Yahya Kemal'in bir şiiri arkadaşlar. A şıkkında kafiye düzenleri ortaktır demiş. Bakalım kafiye düzenlerine. Siz şiirine bakıyorum. A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde kafiyelenmiş. İkinci şiire bakıyorum. A, A, B, B, C, C şeklinde kafiyelenmiş. O zaman kafiye düzenleri aynıdır. Hitap edilen varlık ikisinde de İstanbul'dur arkadaşlar bir şehirdir. Bu da ortaktır. Bey de eledim. Nazım birimleri beyitler halinde ikişer ikişer yazılmış. Bu da ortaktır arkadaşlar. İkisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bu da ortaktır. Fakat tema ortak değildir. Neden? İlk şiirde Tevfik Fikret'in Siz şiirinde İstanbul'a beddualar ediliyor. Bir fahişeye benzetiliyor. Fakat Siste söyleniş şiirinde yani Yahya Kemal'in şiirinde İstanbul övülüyor. Ondan övgüyle bahsediliyor. Temo olarak birbirinin zıttı iki şiirdir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Denizli'dir. 13. soru. Yukarıda 4 tane şiir bölümü vermiş. Altta da soruyu sormuş. Bakalım soruda ne diyor? Ben şiirde şekli önem veririm ancak şiir bir mesaj vermemeli. Hmm, bu güzel. Şair kendi duygularını ifade etmeli, eserlerinde sanat kaygısı gütmelidir diye düşünen biri yukarıda numaralandırılmış şiirlerden hangilerini kastetmektedir? Bakalım. A şıkkında Arus sizin olsun hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin, şep sizin, gece bizimdir. Değildir bir mana, üç ada muhtaç. Şimdi burada Türkçenin önemiyle alakalı bize ders vermeye çalışıyor. Benim aradığım bu olamaz. Eledim. Bir olanları eleyim. Adana ve Bursa'yı eledim. İkiye baktım. Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi. Kralım hayil ise azmimize ten kafesi. indikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelen imdada diyor. Bak budur Allah sesi. Burada vatan, millet sevgisi anlatılmıştır arkadaşlar. Bize vatanın işte kurtulması için şunları şunları yapın diye ders vermeye çalışmıştır. Bunu eledim. Aradığım bu olamaz. İki olanları da eleyeceğim. Geriye sadece E şıkkı kaldı ama iki bölümü de okuyayım tekrar. Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldin. Çok benzediğin memleketin her tepesinde Baktım konuşurken bir daha bir kere güzeldin. İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Dörde bakalım. Ah ben ne hastayım bilsen. Kalbimin ızdırabı malulü, ruhumun ihtisası meçhulu Ne kadar başka herkesinkinden. Burada da arkadaşlar 3'te ve 4'te tamamen şahsi duygulardan bahsediyor. Benim aradığım şiirler bunlardır. Cevabım Edirne. 14. soruya bakalım. Bu şiirler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci metnin dili ağırken ikinci metnin dili sadedir. B. Her ikisinde de toplumsal bir tema işlenmiştir. C. Her iki metinde de kafiye ve redif kullanılmıştır. D. Her iki metinde de duygular dile getirilmiştir. E. Her ikisinin de nazım birimi aynıdır diyor. Önce biri sonra ikiyi okuyayım. 1. Sen de gittin. ''Senin de arkandan ağladım, ağladım, harab oldum.'' ''Ne olurdu, günüde in isyan, geçebilseydi bir emel, bir an.'' ''İkinciyi okuyayım.'' ''Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur.'' ''Sinem özüm ateş ile doludur.'' ''İnsan olan vatanının kuludur.'' Türk evladı evde durmaz giderim diyor. Birinci metnin dili ağırken ikinci metnin dili sadedir. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Adana'yı eledim. B'ye baktım. Her ikisinde de toplumsal bir tema işlenmiştir diyor. Hayır ikinci metin toplumsal. Birinci metin şahsi bir tema işlenmiştir. Birinci metinde benim aradığım cevap Bursa olacak. C'de her iki metinde de kafiye veredif kullanılmıştır diyor. İncelerseniz göreceksiniz ikisinde de kafiye veredif bulunuyor. E Denizli'ye bakalım. Her iki metinde de duygular dile getirilmiştir. Evet. Birinde toplumsal şekilde dile getirilmiş, birinde şahsi şekilde dile getirilmiş. Duygular. Bakalım. Edirne'de ne diyor? Her ikisinin de nazım birimi aynıdır. Evet arkadaşlar ikisi de dörtlükler halinde yazılmış. Cevabım yani Bursa. 15. soru bir noktalama sorusu arkadaşlar. Bu şiirde ayraçla gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız. Hmm. Devrik ama burada bir cümle var arkadaşlar. Cümlen bitti yargı bildirdi nokta koymam gerekir. Şuraya nokta koydum. Buraya da sırasıyla yazacağım. Devam edelim. Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde. Buraya virgül koymam gerekir. Yani nokta devamında virgül. Devam ediyorum. Boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Yine buraya virgül koymam gerekiyor. Virgülü koydum. Hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Şimdi burada nokta koymam gerekiyor sonra. Sonuna noktayı koydum. Haniden sonra da virgülü koymam gerekiyor arkadaşlar. Bir ünlemden sonra virgül koyması gerekiyor burada. O zaman ne olması gerekiyor? Nokta virgül 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 nokta. Bakıyorum hangi şıkta var bu? Bunlarda hep noktalı virgül falan iki nokta var. Eledim cevabım yani Adana'dır. 16. soru bu şiirin numaralanmış dizelerinin hangisinde yazım veya noktalama yanlışı vardır demiş. Birden başlayalım. Çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim demiş. 3 nokta koymuş. Burada bir yanlışlık yok arkadaşlar. 2'ye baktım. Şu var ki yavrucağın hali eskisinden elim. Burada var ki derken ki'yi ayrı yazması gerekirdi arkadaşlar. Bu yüzden yanlış yapılmış. Cevabım 2 olacak. 17. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. 1. Gözlerin elindeki güle dikilmişti. Parmakların aheste aheste yaprakları koparıp rüzgara bahşediyordu. 2. Seni seyrettikçe kalbimde hüzünler hissediyordum. 3. Şu anda hayalhanenin acı acı fikirlerle meşgul olduğundan eminidim. 4- Yapraklar bitinceye kadar hiç tavrını ve vaziyetini değiştirmeyerek hazin hazin sükut ediyordun. 5- Lakin son yaprak son metanetini mahvetti. Burada mahvetti bitişik yazılmalı zaten problem yok. Birdenbire bir gözyaşı seli hasıl oldu demiş arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. cümlelerde bir yazım yanlışı yok ama 5. cümlede birdenbire derken bunu bitişik yazmalı. Sevgili arkadaşlar ansızın anlamında kullanılan bir kelime o zaman cevabım ne olmalı Edirne 18'e bakıyoruz buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur diyor Aşağıdaki şiirde kara yani kara insan özelliği kazandırılmıştır diyor Yani kişileştirme diğer adıyla teşhis sevgili arkadaşlar Yani kişileştirme ne oluyordu? İnsan dışı varlıklara insani özellikler kazandırmaya ben kişileştirme diyordum. Bu şiiri okumama gerek bile yok sevgili arkadaşlar. Hangisinde kişileştirme yoktur diye bakarsam cevabı bulurum. A şıkkına bakayım. Hülyalı servilerden uçar hasta bir reca. Hülyalı servi derken burada serviler insanlaştırılmış hülyalı denmiş. Bunu eledim? kişileştirme var. B'ye bakayım. Ayrılan ellerimiz bir daha birleşmeyecek. Aramızdan acı bir badı hazan esti bugün. Ey halinde dağılmış dökülen nazlı çiçek. Çiçek nazlı yapılmış kişileştirme var sevgili arkadaşlar. C'ye bakalım. Sıra dağlar mordu sular kırmızı. Suları beklerdi bir peri kızı. Peri kızının suları beklemesi bu da kişileştirme. Yine aynı şekilde Alnından öperken akşam yıldızı yeşil gözlerine meftundur sandım. Diyor. D'ye baktım. Yaylaların kirişi urgana dönmüş. Şahin yuvasında doğana dönmüş. Burada benzetme var. Türk yurdu soyulmuş soğana dönmüş. Kılıç satır olmuş. Takan nerede? Gideyim arayayım. Kalkan nerede? Burada arkadaşlar yine ne var? Bir benzetme söz konusu. Bunda kişileştirme bulamadım. Şöyle dursun. Edirne'ye bakayım. Tuna boylarında sıra selviler tanyeli estikçe sessiz ağlarmış. Selvilerin ağlaması kişileştirmedir. Bunda da kişileştirme var. A, B, C ve Edirne'yi eledim. Geriye Denizli doğru cevabım kaldı. 19. ve son sorudayız. Bu parçaya bakıldığında parçanın şairi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? diyor sevgili arkadaşlar. Okuyalım parçayı. Bana sor sevgili Kari. Sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eş ağrım. Bir yığın söz ki samimiyetle ancak hüneri. Ne tasannuğu bilirim. Çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız acizimin giriyesidir bence bütün asarım. Ağlarım ağlatamam. Hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bir izarım? Oku. Şayet sana bir hisli yürek lazımsa oku zira onu yazdım iki söz yazdımsa. Bu parçaya bakıldığında parçanın şairi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bana. Mehmet Akif Ersoy'dan alınan bir parça bir bölüm arkadaşlar. Şimdi A şıkkında ne demiş bakalım. Devrin ileri gelenlerine seslenmiştir diyor. Acaba gerçekten devrin ileri gelenlerine mi seslenmiş? Benim biraz kelime bilgisi de bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz şiirleri çözümlerken. Burada bana sor sevgili Kari demiş şair. Kari ne demektir? Karilerime sesleniyorum dediğinde bir şair. Kime sesleniyor demektir arkadaşlar? O sesleniyor demektir. Bu yüzden bu şiirin bu bölümü devrin ileri gelenlerine değil de şairi okuyan kişilere hitaben yazılmıştır. Şair burada okurlarına seslenmiştir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım ne olması gerekir? A şıkkı olması gerekir. A şıkkı söylenemez. Sevgili gençler, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi tekrar testlerinden dördüncüsünü bitirdik burada. Kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi günler.